aman, kaşlar yakışmış göze aman, aman. Radyo Viva'da yaptığı programla herkesi mest eden genç radyocu Doğancan Özatlı'yla Hisbir TV ekibi olarak denizlere ve denizcilik sektörüne dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Deniz tutkunu olan Özatlı, dalış sporuyla da yakından ilgilendiğini ifade etti. Tabii birçoğumuz için o sonsuzluk, o mavilik, o işte ufka doğru bakmak hepimizi çok iyi hissettiriyordur hepimize ama bilmiyorum, benim ayrıca bir tutkum var. Bu aralar böyle dalış yapmaya çalışıyorum falan. Hani seyircisi değilim sadece. Severim, yüzmeyi de severim. İstanbul'da yaşayanlar olarak şanslıyız bu konuda. Denizle ulaşımı çok fazla yapabiliyoruz ki Ataköy'den direkt Bostancı'ya çok kısa bir sürede gidebilmek büyük bir hayat kurtarıyor. Bundan dolayı aram iyidir ya, severim denizleri. Doğancan Özatlı tekne tatilini çok sevdiğini ve ömrünü teknede geçirebileceğini dile getirdi. Henüz uzun bir tekne tatili yapmadım ama tekne kiralamışlığımız var Bodrum civarında. Yani bir ömür geçirebilirim ya. Çünkü o 2-3 günlük zaman zarfında biz hafta sonu kiralamıştık sadece. Çok ait hissetmiştim kendimi. Özatlı katıldığı tekne ve yat fuarlarında sektörün başarısını gördüğünü ve gurur duyduğunu söyledi. Fuarlarımızda görüyorum onları. Katılmıştım. Evet. Güzel, çünkü baktığınız zaman çok kreatif bir alan aslında. Yani tek düze devam eden, yıllardır süre gelen bir iş olsa bile kendi içinde yaratıcılık gerektiren bir şey. Bu konuda da özellikle tabii ki insanların algısında lüks yatırım gibi görünüyor olsa da aslında her bütçeye hitap eden şeyler olduğunu da araştırmalarımda görmüştüm. Daha da fazla olması haliyle mutlu ediyor. Çünkü güzel şeylerle anılmak varken çok ne yazık ki, yani malum memleketin hali, kötü şeyler yerine bu gibi şeyler hoş, tabii ki mutlu edici. Başarılı radyo programcısı Tuzla tersanelerine gittiğinde orada sarf edilen emeğe hayran kaldığını ifade etti. Tuzla'daki tersaneyi görmüştüm. Enteresan, çünkü sonucunun bu kadar havalı, bu kadar ışıltılı olan bir şeyin tabii o ortamdan çıkıyor olması oradaki emeğe bir kez daha saygı duymamı gösterdi bana. Çünkü biz genelde böyle sonuç odaklıyız ama o aşamadan geçene kadar bir teknenin içindeki sadece ufacık bir kulp bile belki haftalarca uğraş sonucunda oluşuyor. Bundan dolayı çok hayretle izlemiştim. Çok enteresan ortamlar.